Ozman'ın ablası. 2 yaş büyüğü. 2-3 yaş büyüğü ablası Sarı. Bundan 10 gün önce bizim dişilerle kavga ettiler. Kızlıydı, bağırdıydı. Irmak'ta yaptı. Fare, saz, fare falan yakalayarak yaşadı. 10 gün bugün dayanamadı geldi, barış imzaladı. Babası olan öz ablası, 3 yaş büyüğü. Bu soyun daha doğrusu kangalların utangaç köpekler yani. Kızdığın zaman, hele sebepsiz yere kızdığın zaman onu burada yapan köpekler. Bazı söylediler. Gelmeye safkan kangallar. Bunlar da onlara bir örnekler. Çok duygusal değil mi bilemiyorum ama duygusal köpekler bana göre. Çok kalın köpekler. Kızım. Ağzında bir tane diş yok. Göğüs yapısını göster bak. Bir. İki karış. Yarayı da göster. Nereden aldığını bilmiyorum. Derin bir yarası var. Çok ciddi. Bu ırkın bir de özelliği farklı köpeklerde olduğu empatilerin altı serden bana mesafe gösteriyor. İşte şöyle şuradaki şunları gösteriyor. Görüyor musun? Şimdi şurada bu bitişik ön iki doku. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı bölüm var. Ama bu ırkta ilk iki parmağının altındaki bölüm farklı bitişik bir o da daha iyi fren yapmasını sağlıyor. Daha iyi durmasını sağlıyor. Karda daha iyi gitmesini sağlıyor. Aynen. Karda daha iyi gitmesini sağlıyor. Döştü. Yani bu küpe işte çok ciddi deneyimleri, bilgileri olmayan insanlar bunu şu ne biçim bir köpek falan sıradan bir köpek görebilir ama bu üst seviye gerçekten Samsun topraklarında yaşamış yaşayan çok özel nadir Anadolu çoban köpeklerinden kangalarıklarının en güzel örneği. Çok kalın. Döştü bunların. Hepsi çok pek döştü yani. Köpekte şu anda bile şu aile 13-14 yaşında bizimle 5-6 kilometre yol yapıyor. Yavrular 6,5 aylıklar. Yani dağ taş onlarca kilometre yol yapıyor. Ama melez köpeklerin çoğu emin olun. Sizi götüreceğine siz onu götürüyorsunuz. Yani bir melez köpeği benim dediğim ırk bile kabul etmediğim farklı yabancı ırklı köpekler eşleşme sonucu ortaya çıkan o köpeklerin ben 10 kilometre fazla 10 kilometreyi geçin 6-7 kilometre tempolu koşabileceğini de tahmin ediyorum. Hiç inanmıyorum da yani kim ne derse desin. Bunlar çıktığı zaman 40 kilometre yapabilecek köpekler. Belli bir tempoda. Onun için Türk topraklarında bunlar yüzyıllarca bu fizikleriyle hizmet verdi. Bakın. Göğüs kostaları genişliği çok önemli. Göğüs açısı çok önemli. Şurada mesela şu var. Çok önemli arkadaşlar. Şurada böyle yumruk gibi omuz eklem başlarının çıkmaması çok önemli. Çok belirgin olmaması çok önemli. Şurada olabildiğince düz, kalın tüylü ve geniş. Yani bak ölçü iki karış. İki karış. 13-14 yaşında. Sarum. Ağzında diş yok ama hala bizi bırakmıyor. Hala iş yapıyor. Tilki geçen tilki yakaladı. Nasıl yakaladı bilmiyorum. Pusuya mı düşürdü? İninden mi çıkardı bilmiyoruz. Öbür yavruların annesi giden dişi tilki yakaladı. Zuma tansan öldürdü bundan bir ay önce, 3 ay önce. Bu halde hala yarası duruyor, derin yaralar aldı. Bunlar dağ, ova, bozkır koşullarına uygun fiziklere sahip olmak zorundalar. Ne kadar eklemleri uzun o kadar doğal hayatta kapasite kısıtlılığı demek. Ne kadar çok uzun, yani uzun bacakları şey yapmıyoruz. Şimdi uzun bacaklı köpek ilk başta bizim Türk Anadolu çoban köpekleri ırkına anlattığımız profile sığmıyor. Onun için şu çok önemli. Şu çok önemli.
şu arkadaşlar, şu köpek 72 santim, 70 santim olsun dişi, erkek 73-75 santim olsun, ama şu döş dediğimiz göğüs kafesi genişliği olsun, şu açı bak, şurası, şurası, şu, bu olacak. Bu iyi köpekte olmak zorunda, kim ne derse desin. Biz duyduğumuzu değil, yaşadıklarımızı çok yaşayarak, araştırarak, deneyerek, şeyler bize sadece masal mı, masal olarak düşünüyoruz, ama kendi araştırmalarımız, kendi deneyimlerimiz, kendi tecrübelerimiz, kendi uğraşlarımız, emeklerimiz ortaya, bizim daha keşfedemiz yeni bilgileri de ortaya çıkarıyor. Ve Saru babazuların öz ablası ve son defa da olsa bir defa inşallah yavru alacağız. Çok özel bir ırk. İki batım önceki. İki batım. Yani önceki. Bunlar, ha, bir senede bir veya bir buçuk iki senede bir defa yavruluyor. Yani şu anda babazı 7 defa falan yavrulamış bu yaşına rağmen. Yani neredeyse iki senede bir de en fazla yavrusu 3-4. Ha bu safkanlıkla alakalı değil. Irk genetiğiyle alakalı. Değil mi kızım? Çok. Pos bu olacak işte, pos. Bakın zor çeviriyorum. Böyle pamuk gibi değil, bakın şu olacak. Şu olacak. Şu. Kızım. Herkese Samsun Serdar çekim yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan selamlar, saygılar.